düşünsene büyük anne. Bana sadece tatlı mı vereceksin yoksa düğün de yapacak mısın? Şuna da bak, asıl Parvati'ye sor sen. Eğer bugün derse bugün olur, yarın derse tabii ki yarın olur. Aha, yarından sonra da düğün yaparsan ben hazırım. Peki büyük anne, bu eve ne olacak? Eve mi? Nesi var? Aa tabii ya, ben onu unutmuştum. Hayır Lakşya, sen arkadaşına söyle. Ben artık evi satmak istemiyorum. Tamam büyük anne, ben söylerim. Aa, anneanne, o halde aldığın kaporayı iade etmen gerekiyor. Hayır olmaz, kaporayı geri verdiğinde iki katını ödemen gerekir. Aa, tamam veririm. Anneanne, Başar Gardiye biri yoktu. O da Lakşia'nın planıydı. Svara sus artık. Sen ne büyük bir yalancısın. Ben şimdi sana gösteririm. Gel, gel buraya. Annem babamla anlaşmaya vardı mı bilmiyorum. Ben gidip baksam iyi olur. Baba. Sen bırak ben giderim. Babaanneme söz verdim. Sen bunu dert etme artık. Ben bakarım. O zaman ne için yaklaşmalarına izin verdin ki? Şekar'la... O kızın arasında bir... Ölsem de beraber olmalarına asla izin verme. Çakar'ın babası, ben bu oyunu sadece onların arasındaki bağı kökünden koparmak için yaptım. Ama Parvati, şimdi ne yapacaksın? Parvati... Bunları nasıl başarabilirsin? Ben oğlumun mutluluğu için her şeyi yaparım. Kimse bana engel olamaz. Şekar'ın babası. Bu defa ben bir taşla iki kuş vuracağım. Ragini'nin Lakşya'nın hayatına girmesini sağlayacağım. Ve o Bengalli cadıyı da oğlumun hayatından tamamen çıkartıp atacağım. Bana engel olamayacaklar. Asla engel olamayacaklar. Ben o Bengalli kadının bütün hayallerini yıkacağım. Şekar'ın babası. Beni iyi dinle. Ragini'ye gelince bütün haklarına sahip olacak. Ama senin yardımın olmadan bunların hiçbirini yapamam. Senin desteğine ihtiyacım var. Lütfen kabul et. Bu evliliğe evet de lütfen. Hadi gel. Planımızı uygulayalım. Sen ne yapıyorsun burada? Seni çağırmaya geldim. İçeride herkes seni bekliyor. Aa, büyük baba. Büyük baban da durumu kabul etti. Şimdi o da benimle gelecek. Gerçekten mi? Büyük baba. Thank you.
Zıvara! Zıvara! Ne oldu ona? Kocası nasıl? Kabul etti anneanne. Kabul etti mi? Ay, ay bu çok iyi. Hadi gel, gel içeri. Hadi gel, herkese iyi haberi verelim. Ay, ay. Lakşa. Teşekkür ederim oğlum. Bugün her şey senin sayende oluyor. Teyze, teşekküre değecek bir şey yapmadım. Babam size karşı öyle kötü davrandı ki... Onun yaptıklarının yanında benimkinin lafı bile olmaz. Biliyor musun? Bugün evliliğimizin kabul görmesi çok önemli olmakla beraber... Aileler arasındaki düşmanlığın bitmesi büyük mutluluk. İki aile artık... bir araya gelecek. Teyze, benim anlamadığım bir şey var. Neden her şey için duygulanıyorsun sen? Sorunlar çözüldüğüne göre artık... Nedir bu gözyaşları? Lütfen ağlama. Bunlar mutluluk gözyaşları. Pekala. O halde ben nereden anlayacağım? Hangisi mutluluk, hangisi üzüntü gözyaşı? Yoksa gözyaşlarının farklı renkleri mi var? Ben sana söyleyebilirim. Yo, hayır, yine geldi. Hayır efendim, zahmet etmenize gerek yok. Ben gerekeni anladım zaten. Doğru mu teyze? Neden benden korktuğunu hissediyorum? Yo, hayır efendim, ben kimseden korkmam. Tamam, bırak artık şeker. Oynama bu çocukla. Peki, tamam. Şu anda herkes çok mutlu. Ama az önce gördüklerim... Kes artık Svara. Anlamsız şeyler düşünme. Ay, ay dur. Dikkat et kızım. Bağışla anneanne. Ne oldu? Endişeli görünüyorsun. Ben hemen fark ettim. Neyin var senin? Bir sorun mu çıktı? Neyin var? Bir şey yok, her şey yolunda anneanneciğim. Bak dinle. Şu gördüğün sahne var ya, Parvati sayesinde oldu. Arkadaşımla büyük gurur duyuyorum. Anneanne. Keşke hep böyle kalsa. Çünkü... çocukluğumdan beri hep büyük bir aile olarak yaşamayı istedim. Şimdi en büyük dileğim yerine geliyor. Ve bir şey olmasını istemiyorum. Hayır. Hayır asla. Artık benim aileme kötü hiçbir şey olmayacak. Asla olmayacak. Bundan sonra birbirimizden hiç ayrılmayacağız anneanne. Değil mi? Babaannen evde mi? Ben onu görmeye gidiyorum. Parvati? Parvati! Çoba, sen misin?
Ne oldu? Ah, verdiğin kararı duyduktan sonra ben çok mutlu oldum. İki aile beraber kutlama yapmalıyız diye düşündüm. Onun için de bu akşam yemeğine sizi de davet etmeye geldim buraya. Çünkü kocan da artık razı olduğuna göre bundan sonra sorun çıkmayacak. Yani çocuklarımızın içi rahat edebilir. Şoba, senin evinde yemek mi yiyeceğiz? Bak, sen de çok iyi biliyorsun, biz 20 seneden beri beraber yemek yemedik. Üstelik sen et yiyebiliyorsun. Sen yemiyor musun? Peki o zaman neyse. Suvarı, Şami ve ben senin evine geliriz. Ne oldu şimdi? Ha? Gelemez miyiz? Parvati, 20 sene önce hatırlasana. Birbirimiz için her şeyi yapardık ama şimdi zaman değişti. Artık senin evine bile yemeğe gelemiyor muyuz? Hayır, onu demek istemedim. Ben sadece şimdi dünürüme, gelinime ve torunlarıma hangi tatlıdan yapsam diye düşünüyorum. Yani kabul ettin mi şimdi? Tamam o zaman. Şimdi Svara ve Şami'ye söylerim. Bu akşam yemeğine senin evine geliyoruz. Sen bize sebze yemekleri hazırlarsın. Ama sebze yemeklerini de bol bol baharat ve yağ atmayı unutmazsın, değil mi? Ay öyle bakma, şaka yapıyorum. Şaka yaptığımı anlamadın mı? Sen hiç merak etme Şoba. Sizi en iyi şekilde ağırlayacağıma söz veriyorum. Bu gece Şomi'nin en sevdiği sütlü tatlıyı yapacağım. Ama sakın ona söyleme. Sen iyi misin? Evet. Svara, düşünüyorum da sonunda benim koruyucu meleğim bana yardımcı olmaya da başladı. Ha? Uttara aradı beni. Hangi Uttara? Lakşa'nın kız kardeşi. Annem çok üzgün dedi. Annem mi? Lakşa'nın annesi. Çok üzülüyormuş. Svara, bence sen bunu Lakşa ile konuşsan iyi olur. Lütfen. Lütfen söyle ona. Babasından özür dilemesi gerekiyor. Eve gidip özür dilesin. Svara, o senin en iyi arkadaşın değil mi?
Seni dinleyeceğine eminim. Eğer evine gidecek olursa her şey yine eskisi gibi olacak. Biz eskisi gibi beraber olacağız. Ben Ragini'yi asla sevmedim. Bence biz onunla uygun bir çift değiliz. Svara, biliyorum sen benim onu unutmamı istiyorsun. Fakat Svara, benim onu unutmama imkan yok. Hem artık onu unutmama gerek de kalmadı. Svara, iki ailenin büyükleri de anlaştı ve annemiz babamız yine beraber olacaklar. Yani artık babaannemin de karşı çıkmasının anlamı yok. Svara, ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Ragini, seninle konuşmak istediğim bir şey var, dinle. Ragini. Svara, babam çağırıyor, gitmem lazım ama Svara, Lakşa ile mutlaka konuş. Lütfen razı et onu, ben gidiyorum. Ragini dur, dinle beni. Seninle hemen konuşmam lazım. Konuş. Neden beni görmeye geldin? Merhaba Bay Maheshwari. Bütün bu olanlara rağmen yine de beni görmeyi kabul ettin. Bunun için teşekkür ederim. Evet, seni kabul ettiğim için gerçekten şanslı sayılırsın. Başka biri olsa seni asla kabul etmezdi ve bu toplumdan dışlanmanı sağlardı. Biz öyle insanların yüzüne bile bakmayız. Endişelenmene gerek yok Bay Maheshwari. Çünkü beni dinledikten sonra artık bu sözleri sarf etmene de gerek kalmayacak. Çünkü aradaki bağları sen yeniden kendin kuracaksın. Ne dedin sen? Ragini hala evlenmeye mi ümit ediyor? Svara, bu asla mümkün değil. Yani eğer bunu bana kendi söyleseydi. Nereye gidiyorsun Lakşya? Ragini'ye gerçeği söyleyeceğim. Ben onu kandırmak istemiyorum. Lakşya, bunun için doğru zaman değil. Svara, bunu söylemenin doğru yanlış zamanı olmaz. Ne zaman söylersem söyleyeyim, nasılsa çok üzülecek. Hayır Lakşya. Eğer şimdi söyleyecek olursan, kendini kontrol edemeyecek. Büsbütün yıkılacak o. O halde sen söyle, ne yapmalıyım? Senin iyi bir planın var mı? Hayır. Bundan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Yarın ne olacak hiçbir fikrim yok. O halde bana izin ver, ne istersem onu yapayım. Engel olma. Bu benim sorunum. Benim evliliğimle ilgili. Lakşya. Bu benim kız kardeşimin de sorunu. O kadar çok zorlukla karşılaştı ki daha fazla üzülmesini istemiyorum. Annemle babamın evliliği de olacak mı bilemem. Çünkü babaanne... Ne? Ne dedin sen şimdi? Evlilik olmayacak mı? Yok bir şey. Svara, bir süredir sana dikkat ediyorum ve üzgün olduğun çok belli. Ne oldu? Büyük anne ne yaptı? Lakşya. Bana kalırsa babaannem kabul ettiğini söyledi ama bunu
Bunu yürekten isteyerek söylemedi ve aslında hala da kabul etmedi. Ay Mahşveri, ben bu evliliği kabul etmedim. Sadece razı olmuş gibi herkese rol yaptım. Ne demek istiyorsun? Nasıl bu kadar ileri gidebilirsin? Bu kadının yetiştiği topluma bir ders vermek zorundayım. Bundan da gurur duyuyorum. Ben oğlumun mutlu olması için her şeyi göze almaya hazırım Bay Mahşveri. Oğlumun iyiliği için Bengalli kadını tamamen yok etmek istiyorum. Sonuçlarını hiç düşündün mü? Her şey olabilir Bay Mahşveri. Ama oğlum bana dönene kadar bekleyeceğim. Torunum da bu ailenin bir parçası. Ben her şeyi yapmaya razıyım. Çok iyi Bayan Parvati, çok iyi. Bu cesaretine hayranlık duyuyorum. O kadar çok şey olduktan sonra benim de bu evliliğe razı olacağımı nasıl düşünebilirsin? Bir şeyi çok iyi anla Bayan Parvati. Bu evlilik asla gerçekleşmeyecek. Ama senin planın da çok iyi. Umarım planında başarılı olabilirsin. Bekle biraz Bay Durga Prasad.